Şimdi tam krizin ortasında ve Katar'ın iyice yalnız kaldığı bir ortamda Türkiye hızlı bir şekilde başından itibaren Katar'ın yanında yer aldı. Siyasi iktidar, AKP yönetim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak burada bir hususun altını çizmek lazım. Katar'ın yanında yer almakla beraber Katar'ın karşısındaki Suudi Arabistan'ın başını çektiği bloğa karşı suçlayıcı açıklamalar en azından şimdilik yapılmıyor. İktidar sözcüleri tarafından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bundan rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor ve çözüm bulunması isteniyor. Türkiye'nin şu andaki politikasının şöyle olduğunu özetleyebiliriz. Katar'ın yanında ve sorunun bir şekilde müzakereler yoluyla çözülmesi. Ama Suudi Arabistan ve müttefiklerinin bir müzakereye yanaşma ihtimali pek fazla gözükmüyor açıkçası. Çünkü ilk andan itibaren çok güçlü bir şekilde yanlarında bir destek buldular. Arap dünyasının büyük bir kesiminden destek buldular. En azından Katar'ın yanında açıkça yer alan doğru dürüst Türkiye dışında kimsenin olmadığı görüldü. Amerikan Başkanı Trump'ın ilk açıklaması, ilk tweet'i de Katar'a karşı Suudi Arabistan bloğunun yanındaydı. Her ne kadar dünkü Katar emiriyle yaptığı görüşmeden sonra Trump arabuluculuk önermiş olsa da ağırlığının Suudi Arabistan'dan yana olduğu açık. Dolayısıyla bir görüşmeler, müzakereler olma ihtimali var ama bu Katar'ın arzu ettiği bir şekilde gelişme ihtimali çok fazla değil. Dolayısıyla Katar buradan ciddi bir şekilde zarar göreceği ve geri adım atacağı benziyor şu andaki güç dengeleriyle beraber.